Herkese merhaba. Acil Matematik YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Geometri soru bankasında dönüşüm geometrisindeyiz. Test 2'deyiz arkadaşlar. İlk sorumuzda çözümlerimize başlayalım. Eksi 1'e 2 noktasının 5x eksi 12'ye artı 3 eşittir 0 doğrusuna göre simetri A üst noktasıymış. A, A üst noktası arasındaki uzaklığı soruyor arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Bu şekilde doğrumuzu gösterelim önce. 5x eksi 12y artı 3 eşittir 0 A noktamız eksi 1,2 Kime göre simetrisini alacağız arkadaşlar Doğruya göre Doğrumuzun Noktamızın doğruya uzaklığı neyse Simetri olan A üst noktasının da doğruya uzaklığı Aynıdır arkadaşlar Şimdi A üst noktasını şimdilik bilmiyorum bulmaya da gerek olmadığını anlatacağım arkadaşlar. Çünkü biz eğer şu mesafeye h dersek bu mesafenin de h olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla ben noktanın doğruya uzaklığı olan h'ı bulursam a a üstü uzaklığı da 2h olacak. Şimdi ilk olarak ne yapalım? Beraber h değerini bulalım. Noktanın doğruya uzaklığı formülünde x gördüğümüz yere eksi 1 y gördüğümüz yere de 2 yazıyorduk. Hemen şu şekilde bulalım beraber. 5 çarpı eksi 1 eksi 12 çarpı 2 artı 3 mutlak değer içinde. Paydamızda da buradaki x ve y'nin katsayılarının kareleri var arkadaşlar. Kök içinde yazıyoruz. E, şu yukarısı ne yaptı arkadaşlar? Ona bakalım. Eksi 5 eksi 24 artı 3 mutlak değer içinde eksi 29 artı 3 yapıyor. Bu da 26 yapar arkadaşlar. Aşağısı 25 artı 144 bu da kök içinde 169 yapar. Buradan da h ne olur arkadaşlar? 26 bölü 13 2 yapar. Şimdi h değerini bulduk. 2 yapıyor. Bu da aynı şekilde 2. E dolayısıyla A, A üssü mesafesi kaçtır arkadaşlar? 4 olur. Doğru cevap C şıkkı. İkinci sorudayız. Analitik düzlemde 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0 doğrusunun x eksenine göre simetri olan doğru istiyor arkadaşlar. Şimdi biz ilk olarak bir noktanın x eksenine göre simetriğinde ne yaptığımızı bir hatırlayalım. x eksenine göre simetride apsis aynı kalıyordu arkadaşlar. Ordinat değeri ne yapıyordu? Ters işaretini alıyordu. Şimdi nokta için ne yapıyorsak arkadaşlar doğru da, da aynı şeyi yapacağız. Yani 2x eksi 3y artı 4 eşittir 0 doğrusunda x eksenine göre simetri alacağız. Apsis aynı kalacak. Y gördüğümüz yere eksi yazacağız. 2x 3 çarpı eksi y artı 4 eşittir 0'dan 2x artı 3y artı 4 eşittir 0 denklemi elde edilir arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Analitik düzlemde x 2y eşittir. A doğrusunun orijine göre simetri olan doğru (1, eksi 2 noktasından geçtiği söyleniyor. Bu durumda A değeri kaçtır? Şimdi ilk olarak bize verilen denklemin orijine göre neyini alalım arkadaşlar? Simetriğini alalım. Şimdi orijine göre simetride ne yapıyoruz? Hem x hem de y'nin işareti değişiyor. Burası da ne olur? Artı 2y eşittir a olur. Bu doğrunun yani orijine göre simetrini aldığımız doğru 1 virgül Eksi 2 noktasından geçiyormuş Bu durumda ne yapar arkadaşlar Doğru Denklemi Noktayı sağlar X yerine 1 Y yerine eksi 2 yazacağız Burası eksi 1 Burası ise 2 çarpı eksi 2 olacak A değeri ne işte olacak bu durumda ne olacak eksi 1 Eksi 4 eşittir A'dan Arkadaşlar A kaç çıkar? Eksi 5 çıkar. Doğru cevap A şıkkı. Dördüncü sorudayız. 2x artı y eşittir 2 doğrusunun x eşittir 2 doğrusuna göre simetri olan doğrunun x eksenini kesti noktanın apsisi soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak şunu da bir hatırlatma yapalım. Bize verilen bir noktanın x eşittir k doğrusuna göre simetriğini nasıl alıyorduk? Burada bize verilen k değerinin iki katını alıp arkadaşlar absisten çıkartıyorduk. Ordinat da pardon burası A olarak yazdık. Ordinat da aynen yazılıyor. Şimdi burada da aynı değişimi yapacağız arkadaşlar. X eşittir 2 dediği için absis yerine bu 2'nin 2 iki katını alıp absisten çıkaracağız. Yani X gördüğüm üzere ne yazacağız? 4 eksi X. Ordinat aynen kalacak arkadaşlar. 2 X artı Y eşittir 2 x gördüğüm yere 4 eksi x yazıyorum. Artı y eşittir 2. Buradan ne olur? 8 eksi 2 x artı y eşittir 2. Bulduğumuz doğrunun x eksenini kesti nokta isteniyor. Dolayısıyla ben y yerine 0 yazacağım. Arkadaşlar 8 eksi 2 x eşittir 2 oldu. 2'yi bu tarafa 2 x de bu tarafa atarsam 8 eksi 2 eşittir 2 x. 6 eşittir 2x, x de buradan kaç çıkar? 3. Doğru cevap E şıkkı. Beşinci sorudayız. Verilen dikdörtgende arkadaşlar, x eşittir 5 ve y eşittir 3 doğruları simetri eksenli olarak verilmiş. Alan ABCD soruluyor. Eğer simetri eksenimiz x eşittir 5 doğrusuysa, ne yapmak zorunda? x eşittir b doğrusu, DC doğru parçasını eşit bölmeli. Aynı şekilde y eşittir 3 doğrusu da bc doğru parçasını eşit bölmeli. E, dolayısıyla arkadaşlar bakın şimdi a noktasının absesi 1. a noktadan şöyle bir dik indirelim. Demek ki şu uzaklık 1 bir birim. Eğer x eşittir 5 doğrusuysa burası burası 5. Dolayısıyla şu mesafe 4 birim olacak. Eşit böleceği için burası da 4 birim olacak. Yani şuralar 4 4'ten uzun kenar ne oldu? 8 birim oldu. Şimdi A noktasının ordinatı da 1 olduğu için şurası 1 birim olacak. E, y eşittir 3 doğrusu olduğuna göre burası 3 birim. Dolayısıyla şuradaki mesafe kaç oldu arkadaşlar? 2. Eşit böleceği için burası da 2 olacak. Dolayısıyla buralar 2, 2 oldu. E ben dikdörtgenin alanını istiyordum arkadaşlar. Uzun kenarı 8, kısa kenarı 4 oldu. Alan da kaç olur? 32. Doğru cevap D. 6. Sorudayız. 4x eksi 3y artı y eşittir 0 doğrusunun 8x eksi 6y artı 1 eşittir 0 doğrusuna göre simetriği olan doğrunun denklemi isteniyor arkadaşlar. Şimdi bize verilen doğruyu 2 ile çarpalım ilk olarak. Ne yaptı? 8x eksi 6y artı 14 eşittir 0. Şimdi dikkat ederseniz bize verilen 8x eksi 6y artı 1 eşittir 0 doğrusuna paralel olduğu hemen gözüküyor arkadaşlar. Diğer doğrunun denklemini de şöyle yazayım. Eşittir 1, 0. Şimdi D1 doğrusu D2 doğrusuna paralelse D1'in D2'ye göre simetrisinde elde edeceğimiz D3 doğrusu da ne olacaktır? Aynı şekilde eğimi eşit olacaktır. Dolayısıyla 8x eksi 6y olur. Şimdilik C sabit değerini bilmiyoruz. Ama bulmak kolay arkadaşlar. Neden kolay? Çünkü buradaki 14, buradaki 1 ve buradaki C arasında çok temel bir ilişki var. 14 ile c'nin toplamının yarısı 1'i verecek. Yani 14 artı c bölü 2 1 olacak. 2'yi karşıya attık 14 artı c 2 c de buradan ne olur? Eksi 12. E Dolayısıyla arkadaşlar 8x eksi 6y eksi 12 eşittir 0 ne olacak? Aradığın doğrunun denklemi olacak. Bunu tabii ki ikiye bölebiliriz. 4x 3y eksi 6 eşittir. 0 olur. Bu da bize doğru cevabın aşık olduğunu söyler arkadaşlar. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda x eksi y eşittir bir denkleminin y eşittir x doğrusuna göre simetri olan doğru bir birim sağa ötelendiğinde hangi doğru oluşur diye sormuş. Şimdi ilk olarak y eşittir x doğrusuna göre simetride ne yapıyorduk? Bize verilen doğruda x ve y'lerin yerini değiştiriyoruz arkadaşlar. x gördüğümüz göre y, y gördüğümüz yere x yazıyoruz. Onu yapalım. Şimdi bu elde ettiğimiz doğrunun da bir birim sağa ötelenmesi isteniyor. Şimdi arkadaşlar şöyle hatırlayınız. fx doğrusu eğer bir birim sağa ötelenirse bu f x eksi 1 anlamına gelir. Burada da x gördüğümüz yere ne yazacağız? x eksi 1 yazacağız. Eksiyi dağıtırsak eksi x artı 1 eşittir 1'den 1'ler gider. arkadaşlar y eksi x eşittir 0 olur. Bu da y eşittir x'e dönüşür. Doğru cevap b şıkkı. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruda ABC üçgensel bölgenin ağırlık merkezinin G olarak verilmiş. G noktasının ABC noktalarına göre yansımaları sırasıyla A üssü, B üssü ve C üssü olarak verilmiş. Bizden istenen ABC üçgeninin alanının A üssü, B üssü, C üssü üçgeninin alanına oranı. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? İlk olarak burada G'nin C'ye göre simetrisini bulalım. Şu şekilde bakın şu mesafe neyse şu mesafede O olacak. Buraya C üstü diyelim. Ee, bu arada şeyi unutmayalım arkadaşlar. Ağırlık merkezinde kenara bir birim köşeye iki birim uzaklık olur ki bu durumda burası da 2K kadar olur. Aynı oran diğer köşeler için de geçerli olacak. Şimdi ben ne yapacağım? Burada GB uzaklığı ne kadarsa simetrisi olan noktanın da uzaklığı o kadar olacak. Yani ben buraya 2A dersem burası da 2A olacak. Evet, aynı şekilde ne yapacağım? A köşesi içinde simetri bulacağım. Eğer burası 2B ise burası da 2B olacak ve burası da ne olacak arkadaşlar? A üstü. Şimdi bu üç köşeyi birleştireceğiz. Bakın şu şekilde burayı da birleştirdim. Ve burayı da birleştirdim. Şimdi arkadaşlar şunu görmemiz lazım. Bakın burası 2A kadar. 2A. Burası da 2A. Burası 2K ve burası da 2K. Dolayısıyla BC orta taban oluyor. Hangi üçgen için? B üssü G C üssü üçgen için orta taban. Şimdi orta taban bilgisini şöyle hatırlayacak olursak benzerlik oranından arkadaşlar 1'e 2 olduğu gözükür. Benzerlik oranın karesi de alanların oranıdır. Dolayısıyla ben buraya S dersem buradaki B üssü G C üçgenin alanı 4S olur. Buraya da 3S kalır arkadaşlar. Aynı durum burada da geçerli. Ben buradaki alana A dersem burası 3A olur. Buradaki alana B dersem buradaki alanda 3B olur. Şimdi nereye geldik? Alan A, B, C bölü alan A üssü, B üssü, C üssü arkadaşlar. Alan ABC dikkatli bir şekilde bakacak olursanız bakın burası A artı B artı S kadar olur. Onu yazalım. A artı B artı S. E alan A üssü, B üssü, C üssü de bakacak olursam. Bakın burası 4B, 4A ve 4S. E onu da yazalım. 4A, 4B ve 4S. E, bu oran bize neyi verir arkadaşlar? 1 bölü 4'ü verir. Doğru cevap D şıkkı. 9. sorudayız. 9. soruda dik koordinat düzeminde 0'a x alt noktası var. Burada bulunan bir karınca İlk olarak x ekseninde 2 birim sağ, sonra y ekseninde 3 birim yukarı hareket ediyor. Bu şekilde hareketine devam ederek A 40 noktasına geliyor. Arkadaşlar bu noktanın ordinatı apsinden kaç fazla diye sormuş. Şimdi ilk olarak x ekseninde 2 birim sağa gidecek arkadaşlar. Her defasında 2 birim sağa gittiği için apsis değerine olacak 2 birim artacak. Şimdi A1 için konuşacak olursak 0'a 2 eklenmiş hali olacak apsis değeri. A2 için konuşacak olursak 0'a bir 2 daha eklenecek. A3 için konuşacak olursak 0'a bir 2 daha eklenecek. Ya dolayısıyla arkadaşlar burada ki yazdığımız örüntüye göre A40 0 artı 2 çarpı 40 olacak. Şimdi aynı mantıkla ne yapalım? ordinattaki değişime bakalım. Ordinatta her seferinde 3 birim ne olacak? Artış olacak. Şimdi ordinatımızın ilk değeri eksi 6. A1 de eksi 6'nın kaç fazlası olacak arkadaşlar? 3. A2'de bu 3 fazlalığa ne yapacağız? Bir 3 daha eklenecek. Bu şekilde devam ederek ilerliyoruz. Bakın arkadaşlar A40'a geldiğimizde ne olacak? Eksi 6'ya buradaki 40 noktası olduğu için 3 çarpı 40 eklenmiş olacak. Şimdi A 40 değerine bakalım. Burası 80. Burası da 120 eksi 6'dan 114 yaptı. Bize sordu ordinat absisten ne kadar fazla? 114 eksi 80 kaç yapar arkadaşlar? 34 yapar. Doğru cevap D şıkkı. 10. sorudayız. Analitik düzlemde (3 eksi 2) noktası orijine etrafında ve saat yönünün tersine doğru 90 derecelik döndürülünde oluşan yeni noktanın koordinatları isteniyor. Arkadaşlar bize verilen bir noktanın 90 derecelik orijinal etrafında ve saatin dönme yönünün tersine yani pozitif yönde döndürüldüğünde elde edilen nokta X ve Y'nin yerini değiştiriyoruz ve absis değerimizi eksi çarpıyoruz. Dolayısıyla 3 virgül eksi 2 noktası pozitif yönde orijinal etrafında 90 derecelik döndürülmede ne yapıyoruz? Bunları yer değiştiriyoruz ve absis değerimizin tersini alıyoruz. 2 virgül 3 olur. Doğru cevap C şıkkı. Analitik düzlemde eksi 3'e 4 noktası orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürdüğünde oluşan nokta B olarak verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen AB arasındaki uzaklık. İlk olarak arkadaşlar bir A noktasının orijin etrafında ve saat yönünde saat yönü biliyorsunuz negatif yön arkadaşlar. Elde edilen noktayı bulmak için ne yapıyoruz? X ve Y'nin yerini değiştiriyoruz ve ordinatın işaretinin tersini alıyoruz. E, dolayısıyla eksi 3, 4 noktası negatif yende 90 derecelik bir döndürme yaşarsa, 4 yer değiştirdik, bakın ve ordinatımızın işaretini değiştirdik. Şimdi arkadaşlar, bu elde edilen noktaya, gerçi soruda B demiş, biz de B diyelim ve bize buradaki A ve B arasındaki uzaklığı soruyor. İki nokta arasındaki uzaklık formülünü kullanalım. Ordinatlar farkı 3 eksi 4'ün karesi. Apsisler farkı 4 eksi eksi 3'ten 4 artı 3'ün karesi yapar. İlkinden 1, ikincisinden 49 gelir. Kök 50 olur. Bu da 5 kök 2'dir arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. 12. sorudayız. A noktası orijin etrafında pozitif yönde. 90 derece döndürdükten sonra x ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim ve y ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim ötenerek a üstü 4 virgül eksi 2 noktası elde ediliyor. A artı B sorulmuş arkadaşlar. İlk olarak ne yapalım? Hemen bize verilen A virgül B noktasını yazdık. Orijin etrafında ve pozitif yönde döndürmeyi yapalım arkadaşlar. Bu döndürme sonucunda elde edilen nokta nedir? X ve Y yer değişiyor, apsis de işaret değiştirecek. Bu dönüşümü yaptık arkadaşlar. Arkasından X ekseni boyunca pozitif yönde 2 birim. Bu demektir ki arkadaşlar 2 birim sağa ötelersek apsis değerimiz ne olacak? 2 artacak. Y ekseni boyunca negatif yönde 1 bir birim e bu da ne demektir? Y ekseni boyunca negatif yönde bir birim hareket ederse ordinat değerimiz de bir azalacak. Bu durumda elde edilen noktanın kaç olarak verilmiş arkadaşlar? 4 virgül eksi 2. Şimdi dolayısıyla burada arkadaşlar eksi b artı 2 4'e a eksi 1 de eksi 2 eşit olacak yazalım eksi b artı 2 eşittir 4 buradan b eksi 2 olur a eksi 1 eksi 2 eşit olur a da buradan eksi 1 eşit olur arkadaşlar bunların toplamı isteniyor doğru cevap ne olur eksi 3 b şıkkı 13. sorudayız 6,0 noktası orijin etrafında pozitif yönde 30 derece döndürüldükten sonra elde edilen nokta 2 birim yukarı ötelen arkadaşlar. Öteleme işlemi sonucunda elde edilen noktanın orijine olan uzaklığı soruluyor. Şimdi ne yapalım? Burada ilk olarak bize verilen 6,0 noktasını gösterelim. Orijin etrafında 30 derecelik bir döndürme yaşanıyor. Şöyle bakın 30 derece arkadaşlar döndürmeyi yaptık. Burası 6 birim Dolayısıyla gelinen noktada orijinal uzaklık değişmez. Çünkü döndürme yaptığınız zaman arkadaşlar orijine olan uzaklık aynı kalır. Yani bu mesafe neyse bu mesafede odur. Sonrasında elde edilen nokta arkadaşlar kaç birim? 2 birim yukarı çıkartılıyor. Ve son elde ettiğimiz noktaya A üstü diyelim. Bize sorulan da arkadaşlar orijinin bu A üstü noktasına uzaklığı. Şimdi şuradan dikmemizi inelim. 90'ın baktığı bakın burası 6 birimde. 30'un baktığı yarısı bakın burası da 60 oluyor. 60'ın baktığı da 30'un baktığının kök 3 katı yani 3 kök 3 o, oldu arkadaşlar. Şimdi şurada oluşan üçgene dikkat edin. Bakın şuradaki oluşan dik üçgene. Şu kenarımız 3 kök 3 şu kenarımız ne kadar arkadaşlar 5 ve bize hipotenüs soruluyor Pisagor yapacağız biz bu uzaklığa A diyelim A'nın karesi 3 kök 3 dediği kim 3 kök 3'ün Karesi dik kenardan bir tanesi E burası da arkadaşlar 5 beş birim 5'in karesi A kare eşittir 27 artı 25 Yapar arkadaşlar e ee, dolayısıyla buradan gelecek değer A kare eşittir 51 Pardon 52 oluyor arkadaşlar. Her iki tarafın karekökünü al alırsak da kök 52 bu da 2 kök 13 olur arkadaşlar. Doğru cevap D şıkkı. 14. sorudayız. Dik koordinat düzleminde verilen A noktasının 3'e eksi 2 noktasına göre simetri C denmiş arkadaşlar. Yine A noktasının orijin etrafında saatin tersi yönünde 90 derece döndürüldüğünde aynı şekilde C noktasına ulaşılıyormuş. A noktasının koordinatları çarpımı nedir? Şimdi ilk olarak arkadaşlar A noktasına A virgül B diyelim ve bunun B noktasına göre simetrisine bakalım. Şimdi elde edilen nokta bu arada C'ymiş. Ona da şöyle A üssü B üssü diyelim. Bunun A ve C'nin orta noktasının B olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde A virgül B noktasının pozitif yönde 90 derece döndürüldüğünde elde edilen nokta C oluyormuş. Şimdi pozitif yönde 90 derece döndürürsek B ve A yer değiştirir. Apsis değeri eksi ile çarpılır. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk bulunan C noktasının buradaki C noktasıyla aynı olduğu söyleniyor. E, dolayısıyla ben buradaki C'yi silip buradaki C'yi yazabilirim. Yani eksi B virgül A. E artık ne oldu arkadaşlar? İşler kolaylaştı. Apsis değerlerinin toplamının yarısı yani a eksi b bölü 2 kim verecek? 3'ü verecek. Buradan da a eksi b ne olur? 6 olur. Yine aynı şekilde ordinatları toplamının yarısı da eksi 2'yi verecek. Yani a artı b bölü 2 eşittir eksi 2. Buradan da a artı b eksi 4 olacak. Şimdi arkadaşlar bunları alt alta toplarsak bakın B'lerden kurtulurum. 2A eşittir 2'den A1 toplamının eksi 4 olduğunu bildiğim için de B ne olur? Eksi 5 olur. Bana ne sormuş? A noktasının koordinatları çarpımı. Şimdi A noktası A virgül B idi. Yani sorduğu şey A çarpı B. Dolayısıyla 1 çarpı eksi 5 soruluyor. Doğru cevap ne olur? Eksi 5 olur. C şıkkı. Analitik düzlemde (4, eksi 1 noktasının y eşittir x'e göre simetri sanılıyor. Elde edilen nokta 4 birim sola 2 birim aşağı öteleniyor. Ve yine elde eden nokta orijin etrafında negatif bir yönde 90 derece döndürülüyor. Bu işlemin sonucunda son noktanın koordinatları isteniyor arkadaşlar. Sırasıyla yapalım. Önce bunun y eşittir x'e göre simetrisini alırsak ne olacak? Yer değiştirecek. 4 birim sola ötelersek arkadaşlar Eksi 1, 4 azalırsa eksi 5. 2 birim aşağı ordinat 2 azalacak. Eksi 5, 2. Son noktamızın da negatif yönde 90 derece döndüreceğiz. Ne yapacağız arkadaşlar? X ve Y yer değiştirecek. Yeni ordinatımızı ters şahsına alacağız. Elde edilen nokta 2, 5 olur. Doğru cevap E şıkkı.